Hep birlikte yarın sandık başına gidecek, vicdanımızın en temel unsuru ve ruhumuzun en önemli özelliği olan hür irademizi beyan etmiş olacağız. Bu tarihi sorumluluğumuz aslında hepimizin hukukunu koruyacak olan adalet arayışından başka bir şey değildir. Adalet perver bir insan için mazlumların hakkını korumak ve zalimleri de cezalandırmak hayati bir tercihtir. Çünkü bir yangın vuku bulduğunda Kimisi odunla, kimisi de suyla koşar. Bu İbrahimi bir sırdır. Yakıcı, yıkıcı ve tahripkar her ateşe su ile koşmak bir hak mücadelesi ve adalet özleminin en saf ve duru haliyken ateşe taşınan odun ise zulmün ve karanlığın en kesif halidir. Yangına su ile koşmayı tercih edenler ilk merhalede suyu zalimin tekelinden kurtarmak durumunda kalırlar. Tarihi yaralarımızın en kapanmaz olaylarından biri olan Kerbela vakasında susuzluktan kuruyan dudakların sudan mahrum bırakılmaları bu zorluğun en acı temsillerindendi. Ancak bizler inanıyor ve biliyoruz ki bu sırrın çözümünde ateş bırakalım suya galip gelmeyi, yakıcı özelliğini dahi mucizevi biçimde kaybetmiş olacaktır. Bugün ateşe odunla gidenlerin temsilcisi siyasi iktidar. Mazlumun yanında durarak ateşe su taşıyan ise partimiz halkların demokratik partisidir. Ateşe karşı su neyse zulme karşı adalet de odur aslında hukuk mücadelesi bir peygamber mesleğidir. Bu meslek adalete aşıktır. Ne yazık ki onların hukuk mücadelesini sürdürecek ve mesleğini icra edecek elçiler artık gelmeyecek. Ancak bu meslek hiçbir zamanda sahipsiz kalmayacaktır. Artık her bir birey gücünün yettiğince adalet arayışı ve hukuk mücadelesine katılmak zorundadır. Öyleyse hareket noktası ne olmalıdır? Bu topraklarda adaletin tanımı zalim sen de olsan annen baban veya akraban da olsa karşısında mazlum düşman da olsa yanında olmaktır. Bu sorumluluktan hareketle bizler kimlikleri inançları cinsiyetleri ve renklerin ne olursa olsun mülküne mülk katan güçsüzü ezen emeği sömüren ve zayıfın canına kasteden zalimin yanında değil karşısında olacağız. Bizlerin adalet arayışı evinde, evinin önünde, minare diplerinde suçsuz yere katledilenlerin, çantasında oyuncak taşıyan parçalı bedenlerin, haksız yere zindanlarda tutulanların hakları uğruna sürdürdüğümüz hukuk mücadelesinin ta kendisidir. Bizleri devasa piramitlerin üzerine inşa edilmiş saltanatlarla değil, o piramitlerin inşasında yaşamlarını yitiren kölelerin mütevazi mezarlarında toplama kamplarındaki fırınlarda yakılan bir Musevi'nin gözlerinde yuvasından sökülüp tehcire zorlanmış bir Ezidinin kararlılığında ibadetleri yasaklanan Alevilerin cem evlerinde arayınız. Bizleri bulmak için fabrikada, tarlada, inşaatlarda sömürülen işçinin alın terine, yüreği evlat acısıyla kavrulan tüm annelerin gözyaşlarına bakmak gerekir. HDP dünyanın neresinde olursa olsun ateşe karşı suyun, hak yiyene karşı hakkını savunanın, zalime karşı mazlumun yanındadır. Kıymetli halkımız, ülkemizde uzun zamandır süregelen ve sonu kestirilemeyen bir çatışma hüküm sürmektedir. Hepimiz aktif veya pasif bu çatışmanın içerisine atılmış bulunmaktayız. Mevlana deyişiyle adalet güle su vermek, zulüm ise dikeni sulamaktır. Bu kırılmaz şiddet ortamını barışa, kan ve gözyaşı ortamını medeniyete tahvil etmek için yarın sandıklarda güle su vereceğiz. Bütün bunlar gösteriyor ki demokrasiye ve barışa ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duymaktayız. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi devlet zırhına bürünerek partimizin önüne sayısız engeller koymaktadır. Seçim barajı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Selahattin Demirtaş'ın tutsaklığı ve mücadele hakkından mahrumiyeti bunun en bariz örneğidir. Aslında burada tutsak edilen partimiz HDP'nin ve Sayın Selahattin Demirtaş'ın şahsında özlenen demokrasinin ta kendisidir. Olağanüstü hal uygulamaları ile toplum üzerinde kurulan bu tahakküm ile bir seçim kararı alınmıştır. Bu seçimde sağ basiretimiz ve adalet duygumuz seçim sandıklarına yansıtılamaz ise insan haklarının, eşitlik ve özgürlük ideallerinin etrafına yeni yeni setler çekilecektir. Bu setler devlet ile toplum arasındaki uçurumu daha da derinleştirecek. Bu ikilik ise zaten tahakküm altında bulunan bulunan halklarımızı daha büyük baskı ve şiddet ortamına sürükleyecektir. Oysa istibdat yönetimine nefes sağlamak adına hiçbir vatandaşın iradesi dikkate alınmadan, hiçbir siyasi parti teşkilatına danışılmadan, hiçbir sivil toplum kuruluşunun fikri sorulmadan yaratılan bu seçim ortamını tam aksine sağduyuya, barışa ve kardeşliğe dönüştürebiliriz. Şiddeti tırmandırmak ve tahakkümü sürdürmek adına sandıklara dayanan Adalet ve Kalkınma Partisi bu sandıklarda hak ettiği cevabı alacaktır. Her geçen gün maddi ve manevi alanlardaki krizler zincirleme olarak birbirini beslemektedir. İslamiyet hiçbir iktidar döneminde bugünkü iktidar kadar Türk milliyetçiliği ile sentezlenerek kötüye kullanılmadı. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere dini, ilmi ve manevi hizmetleri verdiklerini iddia eden irili ufaklı yapılar bırakınız buna itiraz etmeyi bu projenin emir eri olarak statkonun hizmetine girdiler. Buna karşılık kendilerine tahsis edilen imkanlarla toplumun bağlı olduğu değerlerden uzaklaştılar. Ekonomide adaletsiz bölüşüm ve paylaşım hüküm sürmektedir. İşsizlik hat safhada emek hiç görülmediği kadar değersizleştirilmektedir. Camilerde cemaate faiz haramdır hutbesini okutan sistem ekonomik kriz dolayısıyla faizi her geçen gün artırırken topluma haram olan faiz devlet için helal mıdır sorusunu akla getirmektedir. Siyasi iktidarın ilk gününde 1 kilo buğday ile 1 litre mazot alan çiftçi bugün ancak 6 kilo buğday ile 1 litre mazot alabilmektedir. Çiftçiye sunulan desteklemeler henüz ele dahi geçmeden TEDAŞ eliyle hortumlanmaktadır. Esnaf siftah yapamamakta, çareyi iş yerini tasfiyede aramaktadır. Bu krizlerden çıkış için tek çare yarın sandıkta değişimin zamanını ilan etmektir. Çare bütün bunların sebebi olan iktidarı değiştirmektir. Nitekim hükümetler halklar için vardır. Halklar onlara hizmet etmez. Onlar halklara hizmet sunarlar. Bunu yapmadıkları zaman da onları değiştirecek olan yine halkların kendisidir. Değerli halkımız, iktidarlar bizlere muhtaç. Bizler iktidarlara değil. Nitekim dışarıdan gelen özgürlük bir lütuf olarak reva görülen hak ve adalet yoktur bu şekilde sunulanlara halkların ihtiyacı da yoktur. İktidarların asıl görevi hakkı halkına teslim etmektir. İşte tam da bu nedenle bizlere elinizdekilerle yetininiz diyenlere yarın sizler istiflediklerinizin ve israf ettiklerinizin hesabını veriniz demenin vaktidir. Artık tamam demenin ve değiştirmenin vaktidir. Bu kötü gidiş sizinle değişir, bizimle değişir, HDP ile değişir. Unutulmamalıdır ki demokrasi bireyin gelişmesi için gereken ekonomik, siyasal ve kültürel koşulları yaratır. Faşizm ise bireyi kendisi dışındaki amaçlara boyun eğmek durumunda bırakır. Yarın seçim sandıklarına yansıyan tercih temelde bu iki seçenekten biri olacaktır. Yarın tüm halklarımızı sandıklara oy kullanmaya ve oyumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Bir oy demir taşa, bir oy hedef.